Genel olarak bir ihtiyaca cevap olarak ortaya çıkar. Şimdi bir halk hikayesi olarak varlığını sürdürür. E, fakat e, politikleşmesi, politik alana taşınması bir ihtiyaca cevap olarak, e, cevap olması sonucunda ortaya çıkar. Bu ihtiyaç şey olabilir, e, bir şey koruma olabilir. Yani bizim işte bin yıllık geleneğimiz böyle ve biz işte bunu korumamız gerekiyor bizim kendi geleneklerimiz üzerinde yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor gibi bir ihtiyaca cevap olarak ortaya çıkabilir fakat bu her zaman içten gelen bir ihtiyaca karşı olmayabilir Dışsal bir baskıya karşı da bu olabilir yani biz işte bin yıldır beş bin yıldır bu topraklarda özgür olarak yaşıyoruz ve özgür olarak yaşamaya devam edeceğiz hiçbir boyunduraya girmeyeceğiz gibi bir ihtiyaca cevap olarak da ortaya çıkabilir bir şey korumaya yönelik bir şeyi kısmen değiştirmeye tamamen değiştirmeye yönelik de olabilir. Demirci Kağan'ın kendi bizim e, işte başta Şahname olmak üzere diğer hikayelerde duyduğumuz kendisi aslında bir düzeni değiştirmeye yönelik bir e, şeydir. E, var ola gelen bir e, baskıyı, bir zulmü işte onun da bir canavarın bir e, dahak dediğimiz e, az dahak dediğimiz bir e, canavarda cisimleşmiş olan haksızlığı değiştirmeye yönelik üçüncü olarak söyledim devrimci bir e, ihtiyaca yönelik ortaya çıkar e, ve aslında temsil ettiği ada şey, e, temsil ettiği fikir de pür olarak adalet fikridir yani e, dolayısıyla a, neye karşılık ortaya çıkar ya da demirci hava ihtiyacı ne zaman ortaya çıkar bana sorarsanız toplumlar adalete ama toplumsal adalete birinci sorunuzla alakalı bir şeydir bu siyasal adalete değil ya da siyasalın en e, artık somut hale geldiği devletin adala, adaletine değil de halkın adaletinin bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı durumlarda bir e, şey olarak karşı tepki olarak ortaya çıkar. Neden e, halkın adaleti diyorum? Çünkü e, şeydir. E, Demirci Kava mitinde gördüğünüz gibi şey yapar. Adaleti ister, bunu test edecek ortamı kurar ve tekrar geri çekilir. Dolayısıyla adalet e, siyasala şu mesajı verir, siyaset alanına ya da devlete ya da o zaman ki artık şey her neyse toplumsal bağlamında hani toplum kendisi nasıl anlamlandırıyorsa o siyasal yoğunlaşma biçimini e, şey e, şey e, verir, e, şey mesajı verir. Evet bizim birlikte yaşayabilmemiz için madem ki hani en azından Aristodan beri biliyoruz madem ki insan toplumsal bir varlıktır, siyasal bir varlıktır ve siyasal bir oluşma ihtiyaç duyuyor, bu siyasal oluşum da her zaman adaletle hükmetmek zorundadır. Hükmetmek biraz kötü bir ifadedir ama bu e, siyasal sistem ancak adaletle test edilebilir, ancak adaletle mümkün olabilir. Yoksa toplumsal adaletin kendisi müdahale edip onu alaşağı eder ve tekrar geri çekilir. Ta ki e, toplum, e, toplumun üst kurumları toplumun alt kurumlarına ya da halkın iradesinin kendisine uyana kadar. Bence e, Orta Doğu bağlamında, bugün Kürt hareketi bağlamında eğer ifade etmek istersek ...bir siyasal talepten ziyade ben şey olarak görüyorum... ...tabii bu siyasal talep olup olmayacağını yine söyleyeyim... ...siyasal karar aracılar karar verebilir... ...siyasal önderler karar verebilirler ama... ...genel olarak toplumsal adalet fikrinin... ...fikrine duyulan ihtiyaç sonucu ortaya çıktığını ben söyleyebilirim... ...gerek demirci kahve Efsanesi'nde, yani mitinde olsun... ...gerekse yani işte dedim bin yıl önceki bir hikayede olsun gerek bir milyon yıl önceki bir hikaye insanlık tarihinin ya insanlık bilincinin daha doğrusu oluşmaya başladı ilk günden bugüne kadar adalet dediğimiz kurum iki yönlü ilerler. Bunun bir tanesi çok basittir. Hak talebidir. Yani her, toplumun herhangi bir biriminde. Toplumsal olabilir, aşiret düzeyinde olabilir, halk düzeyinde olabilir, kişi düzeyinde olabilir. Yapılan bir haksızlığı tazmin etme isteği olarak ortaya çıkar. Ben hukuku açıkçası böyle görüyorum. Her ne kadar hukuku biz bugün işte daha çok bir devlet aracı, devlet aygıtı ya da devlet kurumunun bir parçası olarak görsek de nihayetinde bu kendi bir yokluk üzerine var etmiyor. Bugün adalet saraylarının adalet dağıtmadığını bilsek de adalet saraylarının kendisi kendi bir yokluk üzerine var etmiyor. Kendi bir ihtiyaç üzerine var ediyor. Bu anlamda Fransız sosyolog Pierre Bourdieu şey der. Adalet dediğimiz olgu toplumda tezahür eder fakat devlet buna el koyarlar. Yani şöyle çok basit bir şeydir. Dün şey var, dün 8 Mart kutlamaları vardı. Bu kutlamalar ya da bu 8 Mart etkinliklerin kendisi aslında şeydir. Bir adalet talebidir. Yani toplum bütün artık bütün dünyaya yayılmış olan kadınların aslında bir adalet talebidir. Ya da işte çok basite indirgeyelim. Bir Cana Kastın kendisi meşru müdafaanın kendisi bir adalet talebidir. Fakat işte devlet buna el koyar, bunu ceza hukuku çerçevesinde değerlendirir, ceza hukuku kapsamına alır. Sonra anda da kapsam kavramları da kendi şeyine alır. Kendi hükmü altına alır ve aslında çoğumuzun belki anlamadığı, anlamak zorunda olmadığı bir dille, bir teknikle tekrar bize adalet olarak dayatmaya başlar. Şimdi bunun temel sebebi şudur. Adaleti biz bugün neden devletle ya da hukuku değil doğrudan neden devletle özdeşleştiriyoruz? Bence bunun tek sebebi böyle devlet toplumdan çok daha iyi bunu sistematize edebilecek güce ve e, araçlara sahip. Yani toplumun kendisinin e, içerisinde bir mekanizma oluşursa eğer e, adaletin e, ya da hukukun devletle özdeşleştirilmesi, devletle birlikte anılması aslında e, kayda olmaktan çıkıp istisna durumuna gelecek... Örnek olarak şunu vereyim. Ben e, yıllar önce üniversite ilk başladığımda kan davalarını araştırmıştım. Şimdi kan davaları e, eskiden işte şeydi kan davası sahikiyle cinayet işlemek aslında hafifletici. Nedenken e, devlet bunun e, şey olduğunu, hani bunun kan davalarını aslında teşvik ettiğini, kan da cinayeti teşvik ettiğini fark edip cezayı ağırlaştırdı. Yani kan davası sahikiyle artık mevcut şu an 2004'ten beri Yürürlükte olan ceza kanuna göre e, bakarsanız kan davası sahikiyle cinayet işlemek ağırlaştırıcı bir sebebe yol açıyor. Ağırlaştırıcı sebep oluyor. Fakat e, kan davaları e, şey olmadı, yani azalmadı. Hiçbir kimse de benim araştırdığım özellikle kan davasında e, bir kişi öldürülmüştü. Onun sonucunda şu anda yanmıyorsam dört kişi daha öldürüldü ve altı kişi e, müebbet hapis içeride. Yani nereye, nereden bakarsanız onu aşkın kişi aslında e, fiilen ya da e, hukuken bütünlen bütün yani yaşamsal şeyden e, alıkonuldu. Yani şunu demek istiyorum, devletin cezayı ağırlaştırması ya da hafifleştirmesi suçun işlemesi açısından hiçbir işe yaramıyor. Fakat tam tersi o dönemde ben şeye bakıyordum, işte haberlerden falan takip ediyordum. Şu an günümüzde Rojava'da da aslında bu tarz bir sistem yerleştirilmeye çalışılıyor. Uzlaşmayla, toplumsal uzlaşmayla aslında tek kişinin burnu bile kanamadı. Bunun sitesinden gelinebiliyordu çünkü öldürmenin kendisi çok istisnai bir durumdur. Ve bu istisna ya karşı toplumsal mekanizmalar devreye girdiği anda, ara burcular devreye girdiği anda, dışsal bir hukuktan ziyade toplum kendi hukukunu kendi işe ettiği anda kan davası çözülebiliyor. Ve çok böyle artık yüz yılı aşan kan davalarının bile çözüldüğü bir ortamda aslında gayet dost olan iki ailenin kan davasında devlet şu anda altı kişiyi alıkoyuyor. Beş kişi öldü fakat ona rağmen şey yapamıyor. Kan davasının biteceğine dair hiç kimsenin herhangi bir umudu yok. Dolayısıyla hukukun bu şekilde, adaletin bu şekilde toplumsal alanda tesis edilmesi aslında şey yapar. Aslında adaletin, çok özür dilerim, şöyle söyleyeyim, şey yap, toplumsal olarak aslında bir ihtiyaç olarak ortaya çıkar adalet ya da hukuk talebi. Fakat devlet daha sistematik bir kurum olduğu için, Buna el koyabilecek araçlara sahip olduğu için de biz hukuku ya da adaleti devletle özdeşleştiririz. Belki de kava mitini bu anlamda e, düşünmek lazım. kava belki de toplumsal sistemi değil de toplumsal sistem içerisinde pardon siyasal sistemi değil de siyasal sistemin aslında baskı unsuruna dönüşmüş olan versiyonunu yerle bir etmişti. Dolayısıyla siyasal olarak toplumsal ve siyasal bir adalet test edilecekse yani neden olması siyasal alanda da adaleti tesis etmek mümkündür. Mitlerin kendisi şöyle bir, mitler sıradan bir hikaye değildir. Mitleri mit yapan aslında onların gerçek bir olguya dayansın dayanmasın. Nihayetinde toplumsal bir gerçekliğe, toplumsal bir tahayyüle dayanıyor olmasıdır. Toplum belli bir özlemi, belli bir tahayyülü ihtiyaç olarak fark ettiği anda daha önce yaşanmış ve değiştirilmiş ya da aslında yaşanmamış fakat yine o toplum tarafından uydurulmuş. Bu çok önemli değildir. Olan mit gerçekliğine döner ve onu yeniden ve yeniden yorumlar. Şimdi bu anlamda kahve mitinin de, şimdi dikkat ederseniz aslında Kürt hareketi açısından da böyledir. Uzun dönem aslında Rostem'den bahseder. Bizim ee, aslında e, geleneksel e, kahramanımız Rostem'dir. Ulusal bir e, perspektifle e, şiirler yazan e, Ceger sürekli şey vurgu yapar. E, Rostem'e vurgu yapar. Ama e, zamanla e, Kürt toplumunun kendi beklentilerinin ve kendi siyasal özellikle Bakur'daki Kürt toplumundan bahsediyorum. Kendi beklentinin kendi e, siyasal tahayyüllerin değişmesiyle birlikte de e, Kava Efsanesi daha fazla bile getirilmeye başlıyor. Ve bugün aslında 1920'lere baktığımızda kahve efsanesi ve nevroz efsanesi ve Kürt bayramı dediğimiz, işte. Kürt bayramı aynı olmasa bile özellikle 90'dan itibaren hem toplumsal hem siyasal talep bunların üçünün aynı şeyde, aynı kavram ya da aynı olgu olarak birleştirilmesi ihtiyacı duydu. Ve bugün artık işte bugün 21 Mart nevrozuna yaklaşırken biz aslında kahveyi 21 Mart'ta o Nevruz ateşini yakan Önder olarak göreceğiz. Fakat siz mesela 1920'lerdeki yazılara falan baktığınızda böyle bir şey yok. Kava var, Nevroz var. Fakat ikisi apayrı olgular olarak, apayrı hikayeler olarak karşımıza çıkar. Demek istediğim şu, toplum bugün yeniden yeniden aslında onu tahayyül ederken o bin yıllık, beş bin yıllık, kaç bin yıllık olduğunu bilmiyoruz halk hikayesi nihayetinde halk mitine giderken bugünkü ihtiyaçları çerçevesinde tekrardan ele alıyor. Bakın tekrar söylüyorum bu e, ihtiyacın kendisi yani mitin tamamen e, bir e, yokluktan var edildi anlamına gelmiyor. Tarihsel bir olgudur. Tarihsel bir ihtiyacın toplumsal olarak tekrar tekrardan değişmesi sonucu ortaya çıkmış bir e, olgu olarak bugün tekrar karşımıza çıkar. Mart Nevruz'u şöyle bugün artık bunu bir pandemi ve yaklaşan hal hazırda zaten hani var ama üçüncü Dünya Savaşı'na dönme ihtimali olan bir savaştan ayrı düşünemeyiz. Bu anlamda bir halk bayramının da bence bu halk gerçekliği bağlamında değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi her sene Nevruz yapılıyor, son iki yılda çok yapılamasa bile yıllardır Nevruzlar yapılıyor. Orada ortaya çıkan talepler sistematik olmayabilir, dağınık olabilir, bazen siyasal olabilir. Çünkü e, işte barış sürecinin başladığı nevroz böyle bir nevrozdu. Siyasal e, şeyin, hani siyasal rengin, siyasal olgunun daha fazla belirgin olduğu bir e, işte, nevrozdu. Ama orada çıkan talepler neyse e, bizim önümüzdeki süreçte de bizim gerçekliğimizi o belirleyecek. E, ben bunu söylemek istiyorum bu nevroz bağlamında. Halklar için ne ifade eder? Şimdi Nevroz'daki imgelere iyi bakmak lazım. Nevroz'da şey vardır, ateş imgesi vardır. Buranın aslında bizim Orta Doğu coğrafyasının kutsal bir imgesi olmakla beraber insanın doğayla olan ilişkisi bağlamında da çok kritik bir öneme sahiptir. Demirci kahvanın kendisi aslında emeği bir yandan temsil eder fakat bir an öbür yandan da emeğin kendisinin hani işte şeyde Hakan Sarayını yıkmaya giden demirci Kavaço o hikayede şey yapar. Bayrak olarak önlüğünü işte mızrağın ucuna takar ve öyle mücadeleye gider. Dolayısıyla buradaki emek faktörünün de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Tamamıyla toplumsal gerçeklik bu anlamda görüyorum. Biz yüzyıllardır emek dediğimiz şey var, emek sömürüsü dediğimiz bir şey var. E, ateşin bu toplum için ya da ışığın ya da işte güneşin bu toplum için ifade ettiği, bütün dünya insanlık için ifade ettiği anlamlar var. Bunu günümüzde sınırlandırmamak lazım. Nevruz e, binlerce yıllık bir olgudur. Binlerce yıldır halklar e, hem doğayla olan mücadelesi hem doğayla olan bütünlüğü e, çerçevesinde hem de politik e, karar alıcılara, e, alıcılarla olan ilişkileri bağlamında kutluyorlar ve Nevruz'un da Nevruz'da çıkacak mesajlara da yani bir kalıp olarak ya kalıp derken daha önceki yıllarda da çıkan işte adalet talebi olsun işte Kürt halkının özgürlük talebi olsun bunların bir toplumsal gerçeklik olduğunu ve niyetinde siyasalın kendisinin de bu gerçekliği göz ardı edemeyeceğini düşünür ve bu anlamda iyi o mesajların iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.